Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Berae Suresi, diğer adıyla Tevbe Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'deki en uzun surelerden bir tanesi. Ve bu surenin bir başka özelliği, başında Besmele'nin olmaması. Bunun evvelinde Enfal Suresi var. Bazı zatlar, acaba Enfal Suresinin devamı mı bu noktada değerlendirenler olmuş. Ama genel kanaat şu tarzda. Surenin başında müşriklere bir ultimatum veriliyor. Ve onlara 4 ay bir süre verilip bu 4 ay zarfında iman etmedikleri takdirde kendilerine savaş ilan edileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla buna besmele ile başlamak, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak sonraki muhtevaya uygun olmadığından besmele burada zikredilmemiştir. Genelde böyle bir kanaatle değerlendirme yapılmakta. Sure, medeni surelerden, yani hicretten sonra nazil olan surelerden. Surede başlıca Tebük olayına yer veriliyor ve Tebük seferi, bu sefer münasebetiyle meydana gelen olaylar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir ömründe Tebük seferi düzenliyor. Bizans'a karşı bir sefer. 30 bin civarında sahabe bu sefere katılıyor. Gerçi doğrudan bir savaş olmuyor. Diğer taraf meydana çıkmıyor ve bir savaş olmuyor. Ama bu sefer münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeye layık olan çok önemli olaylar yaşanıyor. Çok önemli tablolar yaşanıyor. Ve Allah-u Teala bunları bize birer tablo şeklinde, birer ibret dersi şeklinde bildiriyor. Bunları kısaca ifadeden sonra sureye geçebiliriz. Beraetun minallah ve rasulihim, Allah ve Resulünden bir ultimatum. İlellezine ahettum minel müşrikin, kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatumdur. Sure adını Berae Suresi olarak söylediğimizde bu ilk ayetten alır. Berae Suresi surenin ilk ayetinin ilk kelimesinde geçmekte. Dolayısıyla adını buradan alıyor. Tevbe şeklinde de kullanılır. Bu da meşhurdur. Tevbe Suresi denilir. Bu surenin muhtevası içinde Allah-u Teala'nın müminlerin tevbesini kabul etmesiyle alakalı ayet de var. Ona dayanılarak bunun isminin Tevbe Suresi olduğu da ifade edilmiş. İşte ayet-i kerime Allah ve Resulünden kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşriklere karşı bir uyarıdır, bir ultimatomdur. Bununla başlıyor. Fesihu fil ardı erbaate eşhur, artık yeryüzünde 4 ay dolaşın, serbestsiniz. Ve alemu, biliniz ki ennekum gayru mucizillah, siz Allah'ı acize düşürecek değilsiniz. Yani kaçmakla kurtulamazsınız. Allah-u Teala'yı acize düşüremezsiniz. وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْسِلْ كَافِرٍ, ve Allah kafirleri rezil rüsvay edecektir. Değerli izleyenlerim, burada manayı belki şöyle toparlamak daha uygun olabilir. Mesela nasıl ki günümüzde terör olaylarında devlet zaman zaman süre verebiliyor. Diyor ki, diyelim şu 3 ay zarfında gelip pişmanlık yasasından istifade edebilirsiniz. Ama bu 3 ay içinde müracaat etmeyenler, bunlar yakalandıklarında cezalandırılacaktır. Ayet-i Kerime'nin muhtevası bunun gibi. İslamiyet'in bir Mekke dönemi var. Mekke döneminde Müslümanlar sayıca az ve kuvvetsiz durumda. Medine döneminde ise artık Müslümanlar bir devlet ve gittikçe kuvvetlenmekteler. İşte bir takım anlaşmalar da yapılmış. Müşrik olan Araplarla anlaşmalar yapılmış. Ama anlaşmayı diğer taraf bozuyor. Bunun üzerine Allah-u Teala onlara 4 ay bir süre veriyor. Bu 4 ay süre içinde ya teslim olurlar veya kendilerine harp ilan edilir. Ayet-i Kerime bu muhtevayı ifade etmekte. Ve ezanun minallah ve rasulihi ilennas. Bu Allah ve Resulünden insanlara bir ilandır. Yevmel haccil ekber,
o Hacc-ı Ekber'de. Hacc-ı Ekber, Umre'ye Hacc-ı Asgar denilir. Küçük hac ve normal bizim hac olarak ifade ettiğimiz buna da Hacc-ı Ekber denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o yıl hacca gitmiyor. Zaten bir defa hacca gitmiştir. Hac emiri olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı gönderiyor ve ardından bu ayetler nazil olduğunda Hazreti Ali'yi göndermek suretiyle bu manaları Berâe suresinden 30-40 ayeti Hazreti Ali oradaki insanlara duyuruyor. Ve Allah Resulü tarafından gönderildiğini, Allah Resulü'nün Resulü elçisi olduğunu ifade ediyor. Ve ardından bu yıldan sonra müşrikler Kabe'ye gelemeyecekler ve çıplak bir şekilde Kabe tavaf edilmeyecek. Bu manaları bildirmesi istendiğini ifade ediyor. Ennallâhe beriyum minel müşrikin. Allah müşriklerden beridir. Ve Resuluhu ve Resulü de beridir. Yani hem Allah hem de Resulü müşriklerden beridir. Artık aralarında bu manada bir ayrılık, bir ultimatum söz konusudur. Fein tübtüm fehuve hayrul lekum. Müşriklere yönelik bir hitap yine. Eğer tevbe eder dönerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve in tevelleytum, ama yüz çevirirseniz fa'lemu, biliniz ki ennekum gayru mucizillah, siz Allah'ı acize düşürecek değilsiniz. Ve beşşirillezine keferu bi azabin elim. O inkar edenleri, o kafir olanları elim bir azab ile müjdele. Değerli izleyenlerim, aslında azab ile müjdelenmez. Cennet ile müjdelenir. Ama azab ile müjdele, bu tehekküm ifade ediyor. İnce bir alay ve onlar için bir azabın olduğunu böyle bir üslupla Cenab-ı Hak ifade ediyor. İllellezine ahettum minel müşrikin. Ancak kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşrikler, sümmelem yengusukum şey'e, ve bu ahitlerinde bir noksanlık yapmayanlar, ahde uyan müşrikler, onlarla durum biraz farklı. Velem yuzahiru aleykum ahada, ve size karşı başkasına da sırt vermemiş, destek vermemiş olanlar. Fe'etimmu ileyhim ahdehum ila müddetihim, bunların ahitlerini müddeti bitinceye kadar bekleyin. O zamana kadar o süreyi tamamlayın. Yani müşrikler burada ikiye ayrılıyor. Ahdi bozanlar, bir de ahde vefa gösterenler. Ahdi bozanların ahdi bozulmuştur ve onlara 4 ay bir süre verilmiştir. 4 aydan sonra bunlara harp ilan edilmektedir. Ancak Müslümanlarla anlaşma yapıp da anlaşmanın maddelerine uyanlar ve hıyanet etmeyenler, Müslümanların düşmanlarına destek vermeyenler, işte bunlarla müddet ne kadarsa, o müddet bitinceye kadar siz de ahde vefa gösterin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, Allah müttaki olanları sever. Yani anlaşmaya riayet etmemek, bu da takvayı inciten bir durumdur. اِنَّ الْاَحْدَ كَانَ مَسْعُولَ, ahitten insan sorumludur. Ve وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوتِهِمْ, Müslümanlar kabul ettikleri şartlara riayet etmekle de mükelleftirler. Böyle olunca velev müşrik de olsa, velev kafir de olsa onlarla yapılan bir anlaşma muteberdir. Ve diğer taraf bozmadıkça anlaşmanın maddeleri müddeti bitinceye kadar yürürlüktedir. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمْ, haram aylar sıyrılıp çıktığında, yani o 4 ay, onlara verilen 4 aylık süre bittiğinde, فَاَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, o müşrikleri, yani size verdikleri ahdi bozan ve kendilerine de ahitlerinin bozulduğunu ilan ettiğiniz, 4 ayda süre verdiğiniz o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ve huzuhum, onları yakalayın. Vahsuruhum, onları kuşatın. Ve gudu lehum külle marsat, her gözetleme yerinde onları kolaçan edin. Yani onları takip edin ve onların durumlarını kontrol edin.
Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime Seyf ayeti diye meşhurdur. Kılıç ayeti. Ve daha evvelinde işte müşriklere, kafirlere karşı afhı ve safhı, el çekmeyi ifade eden ayetler vardı. Bununla yeni bir merhale ifade edilmiştir. Çünkü yeri geldiğinde savaş, o da bir haktır. Ayet-i kerimeyi evveliyle ahiriyle siyak sibak tabir edilen bir konu bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimizde aslında herhangi bir problem yoktur. Ama sadece ayetin bir kısmını alacak olursak, haram aylar çıktığında o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Sadece bu şekliyle verildiğinde ve ayetin sadece bu kısmını bilen birisi şöyle düşünebilir. Demek ki İslamiyet'te inanç hürriyeti yok ve müşriklere hakkı hayat tanınmıyor. Hatta nerede bunlar görülürse öldürülmeleri isteniyor diyenler olabilir. Nitekim günümüzde Batı dünyasında bazıları İslamiyet'i böyle görmek istiyorlar ve bu gibi ayetleri de kendilerine delil olarak kullanıyorlar. Ülkemizde de yine İslamiyet'i pek iyi bilmeyen ve İslamiyet'e muhalefet olan bazı kimseler bu gibi ayetleri nazara vermek suretiyle tenkit etmeye çalışıyorlar. Ama ifade ettiğimiz gibi bir bütünlük içinde bakıldığında herhangi bir problem söz konusu değildir. Bugün dünyanın bütün devletlerinde savaş hukukuyla alakalı hükümler de vardır. Ve bugün işte Batı biraz modern gibi kabul edilir. Batı savaşan bir topluluktur aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı Batı dünyasının kendi arasında bir hesaplaşmasıdır. 63 milyonun ölmesine, dünyanın en kanlı harbine sahne olmuştur Batı dünyası. Dolayısıyla ayet-i kerimeyi bu manada bir bütünlük içinde değerlendirdiğimizde herhangi bir problem söz konusu değildir. İslam Müslümanlarla yapmış oldukları ahdi bozan müşriklere 4 ay süre verilmiş. Bu 4 ay içinde teslim olmadıklarında, anlaşmaları kabul etmediklerinde kendilerine savaş ilan edilmiştir. Ve sadece öldürme de değil, ayetin devamını okuduğumuzda bulduğunuz yerde onları öldürün, devamı da ve huzuhum ve onları tutun yakalayın. Vahsuruhum, onları kuşatın, muhasara edin. Vakudu lehum külle marsat, her rasat yerinde, gözetleme yerinde onları kolaçan edin ve onları takip edin. Bu manalar ifade ediliyor. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُ السَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ Eğer tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ O zaman onları kendi hallerine bırakın, salıverin. Yani onlar yakalandığında eğer imana gelirlerse, namazı kılar, zekatı verir veya temizlenir bir duruma gelirlerse bu noktada artık onlar da Müslümanların din kardeşidir. فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Onları yollarına bırakın, serbest hale getirin. اِنَّ اللّٰهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Allah bağışlayıcıdır ve merhameti sonsuzdur, sınırsızdır. Burada Allah-u Teala'nın Gafur Rahim isminin nazara verilmesi, yani Allah bağışlar, merhamet sahibidir. Siz de tevbe eden, durumunu düzeltenleri bağışlayın, onlara merhamet edin. Çünkü İslamiyet'te asıl olan öldürmek değil, diriltmektir. Yani maksat insanları öldürtmek değil, insanları hayatlandırmaktır. Hem manen hayatlandırmak, hem de manevi yönden hayatlandırmak. Ve haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi bir vebal olarak Kur'an-ı Kerim'de nazara verilmiştir. İslamiyet'in öldürmekle alakalı hükümlerinde bile bir hayat vardır. Yani savaş doğrudan bir gaye değil, bir vasıtadır. Ve savaştan maksat adaleti temin etmek, adaleti tesis etmektir. Dolayısıyla mesela bir kısas olayını düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ diyor. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var. Yani haksız yere öldürenleri öldürmekte size hayat var. Çünkü haksız yere öldüren bir kimse eğer yakalanırsa, öldürüleceğini bilirse öldürmekten vazgeçer. Böylece hem öldürmek istediği kişi hayatta kalır, hem de kendisi hayatta kalmış olur. Ve kan davası gibi durumlar söz konusu olmaz. Ve böylece
problem halledilmiş olur. İşte Kur'an-ı Kerim'in savaşla alakalı bu ayetleri de yine bu çerçevede değerlendirilmeli. Ona göre meseleye bakılmalı. وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ Eğer müşriklerden birisi senden sığınma talep ederse فَاَجِرْهُ Ona bu tarz bir sığınma hakkı ver, gelsin, görsün. Hatta يَسْمَا كَلَامَ اللّٰهِ Ta ki Allah'ın kelamını o da duysun. ثُمَّ اَبْلِهُ مَأْمَنَهُ Sonra onu emniyet içinde olacağı yere kadar da ulaştır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Bunun sebebi şu, çünkü onlar bilmeyen bir kavimdir. Burada müşriklerle alakalı bu ayetin de yer alması meseleyi daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Yani mesele müşrikleri öldürme meselesi değildir. İşte müşriklerden ben İslamiyet'in nasıl yaşandığını görmek istiyorum, ben İslam'ın nasıl uygulandığını görmek istiyorum diyenler olabilir. Bunlar İslam diyarına gelir ve gelirler, görürler. İlla Müslüman olmaları da şart değildir. Ama Allah'ın kelamını bir duysun. Allah'ın kelamı nasıl uygulanıyor, hayata nasıl yansıyor, bunu bir görsün. Bunu gördükten sonra illa kabul etmekle mükellef değil. Ardından emniyet içinde olacağı yere kadar ulaştırmak yine Müslümanların bir görevi. Ve bunun gerekçesi de şöyle anlatılıyor. Onlara bu imkanın verilmesi. بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Çünkü onlar bilmeyen bir topluluk. Yani İslamiyet'i bilmiyorlar. Belki bilseler İslamiyet'e onlar da taraftar olacaklar. Aslında insanın tabiatı, fıtratı selimesi İslamiyet'le beraberdir. Kur'an ve fıtrat adeta birbiriyle ikizdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan hangi hükümler varsa insanın vicdanı, fıtratı bunları kabul eder. Ancak İslamiyet'le Müslüman olmayan kimseler arasında bazı perdeler var. İşte bunlardan bir tanesi cehalet perdesi, İslamiyet'i bilmemek. Bir başkası İslamiyet'i yanlış bilmek. Yani bilmemek bir perde olduğu gibi yanlış bilmek de başka bir perde. Ve yanlış bilgiler İslamiyet'le o kimselerin arasında bir perde oluyor. Mesela güneşi düşünelim. Güneş parlak ama güneşin önüne bir bulut geldiğinde ortalık kararıyor. İşte insanların da zihinlerine gelen bir takım vehimler, vesveseler, İslamiyet'le alakalı şüpheler, bunlar İslamiyet'in iyi anlaşılmasına engel oluyor. Ve onlar İslam güneşinin parlaklığını o zaman çok net bir şekilde göremiyorlar. Günümüzde gerek ülkemizde gerek dış dünyada İslamiyet hakkında yabancı kanaata sahip, kötü kanaata sahip nice insanlar var. Ve bunlar eğer önlerindeki cehalet perdesi aralansa, yanlış bilgiler ortadan kalksa onlar da koşarak İslamiyet'e girecekler. Nitekim bunlara muhatap olunduğunda, gerçekler anlatıldığında Allah Allah biz İslamiyet'i böyle bilmiyorduk deyip itiraf etmek durumunda kalıyorlar. Değerli izleyenlerim, Kur'an'ın sırlarına, nurlarına Cenab-ı Hak hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.